bar ittiğinizde gözlerinizi takip etmeye çalışırsanız yine gördüğünüz gibi istemsiz şekilde ağır kilo sizi ister istemez bu hataları yapmaya itiyor. Geriye yatıyorsunuz, hareket mesafesini kısaltıyorsunuz, zıplatmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle barı nasıl tutacağımızdan başlıyoruz. Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Temel egzersizleri, doğru formu, yapılan hatalar ve tüyolarla birlikte işlediğim seride sıra bu kez omuz hareketlerinin, omuz kas grubunun vazgeçilmezi olan overhead press'te. Bugüne kadar bench press'i, squat'ı ve deadlift'i doğru formları ve hatalarıyla ele almıştık. Overhead press'i de bugün A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Öncelikle overhead press neden önemli, bundan bahsetmek istiyorum. Overhead press, side lateral raise'le birlikte benim için en önemli omuz hareketlerinden biri, çünkü omuzun üç başında, yani ön, yan, arka başında aynı anda çalıştırıyor. Çok müthiş bir hacim hareketi. Omuzlarınıza kütle kazandırmak istiyorsanız, geniş, yuvarlak, belirgin ve kütleli bir omuza sahip olmak istiyorsanız overhead press ve çeşitlerini hiçbir zaman programınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Zaten benim antrenman programlarını inceliyorsanız overhead press çeşitlerine de hangi programı, hangi sistemi uygularsam uygulayayım yer verdiğimi göreceksiniz. Şimdi adım adım doğru formu, hataları ve tüyoları incelemeye başlayalım. Overhead press yaparken en sık yapılan hata barı dikey eksende hareket ettirmemek. Barı aldınız. Yapmanız gereken şey bileğiniz ve dirseğinizi aynı hizada tutarak barı yukarı kaydırmak ya ittirmek. Siz bunu ileri veya kaldırdığınızda geri olacak şekilde iterseniz hem sakatlık riskiniz artıyor, hem de hareketten alacağınız verimi düşürüyorsunuz. Açınız her zaman bu olmalı. Gördüğünüz gibi düz bir eksende hareket ediyorum. İttirdiğiniz noktada başınızı öne alabilirsiniz. Yani şu hareketi yapmaktan çekinmeyin ama hiçbir zaman şunu veya iterken omuzlarınızın arkaya gitmesine izin vermeyin. Hani boş barla yaptığımda bile şu çok riskli oluyor. Ve de bunu ağır kilolarla bilinçsiz bir şekilde yaparsanız sakatlığa maalesef davetiye çıkarıyorsunuz. İkinci hatamızsa itiş esnasında arkaya yatmak. Barı aldınız. İttiğiniz noktada eksenimiz bu olmalı. Demin de bahsetmiştim. Ağır kilolarda veya doğru forma hakim değilseniz tepe noktada yatmaya başlıyorsunuz. Şu an yattığınızda belinizde istemediğiniz bir kavis oluşuyor ve boş barda bile belimde bir baskı hissediyorum. Bunu bir de ağır kiloyla iyice hani tepe noktaya ulaşmaya çalıştığınızda belinizde çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun arkaya yatmayın. Göğsünüz her zaman ileriyi göstersin. Burada şunu baz alabilirsiniz. Göğsünüzde bir yazı var ve insanlar onu okuyacak. Her zaman göğsünüz gergin. O yüzden yukarı doğru kalkmayın veya bakışınız her zaman ileriyi göstersin. Barı ittiğinizde gözlerinizi takip etmeye çalışırsanız yine gördüğünüz gibi istemsiz şekilde arkaya yatıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman istemiyoruz. En çok sakatlığa neden olan hata bu. Üçüncü hatamızsa barı bacaklardan destek alarak zıplatmak. Biz crossfit yapmıyoruz. Overhead press hareketi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden alt noktada bu şekilde bacaklardan destek alarak itmiyoruz. Topuklarımız yere sağlam basıyor. Karın kaslarımız sıkılı. Bacaklarımızdan güç almadan ağırlığı yukarı kaldırıyoruz. Şunu yapmıyoruz. Dördüncü maddem ise gereğinden ağır kilolarla çalışmak. Overhead press ve genel olarak birden fazla kas grubunun çalıştığı çok eklemli egzersizler ağır çalışmaya müsait ama bu ağır çalışma hiçbir zaman hareket formunuzu, temponuzu, hareketin kontrolünü bozmamalı ve sakatlığa davetiye çıkarmamalı. O yüzden overhead press'te kendimizi sağlık sınırları içerisinde doğru formda zorlayacağımız kiloları seçiyoruz. Eğer gereğinden ağır kilolarla çalışmaya başladığınızda önceki bahsettiğim maddeleri yapmış oluyorsunuz. Ağır kilo sizi ister istemez bu hataları yapmaya itiyor. Geriye yatıyorsunuz, hareket mesafesini kısaltıyorsunuz, zıplatmaya çalışıyorsunuz. Bunlardan uzak durun. Doğru kiloları, mantıklı kiloları, hedeflediğiniz tekrarları zorlanarak tamamlayacağınız kiloları seçin ve kendi gelişimizi önündeki engel olmadan antrenmanlarınızı en verimli şekilde maksimum kas kazanımıyla devam ettirin. Şimdi de geldik en önemli hataya. Tam hareket mesafesini kullanmamak. Konu overhead press olduğunda biraz önce bahsettiğim hatalar birleşerek hareket formunun ciddi şekilde kısalmasına neden oluyor. Eğer özel bir sakatlığınız yoksa hareketi tam hareket mesafesiyle uygulamaya çalışın. Şöyle göstereyim. Barı aldık. Salonlarda görürsünüz. Şöyle overhead press yaptığını zanneden kişiler olur ama sizin herhangi bir sakatlığınız yoksa doğru hareket mesafeniz şu şekilde olmalı. Çenemin altından başladım. Ağırlığı ittim. Kafamın arkasına kaldırdım. Gördüğünüz gibi
ciddi bir hareket mesafesi kullanıyorum ve hareketten çalmıyorum. Yani hareketi şu mesafede yapmıyorum. Buna çok dikkat edin. Zaten bu hareket mesafesini kullanarak ilerlediğinizde çok ciddi bir fark göreceksiniz. Daha ilk setten omuzlarınızın istediğiniz gibi pump olmaya başladığını anlayacaksınız. Şimdi de gelin tüm bu bahsettiğim maddelere dikkat ederek doğru bir overhead press seti yapalım. Öncelikle barı nasıl tutacağımızdan başlıyoruz. Dirseklerim hiçbir zaman yanı göstermiyor. Bu şekilde ilerlemiyorum. Dirseklerim önün gösterecek şekilde barı kavruyorum. Öne bir adım attım. Ağırlığı aldım. Gördüğünüz gibi dirsekler önü gösteriyor. Şöyle yanı göstermiyor. Çok geniş tutmuyorum. Çok dar tutmuyorum. Ayarladım. Barı sağlam bir şekilde tuttum. Belinize yük binmesini istiyorsanız öne bir adım atarak da ilerleyebilirsiniz. İkisi de uygun. Önemli olan karın kaslarınızın sıkı olması, başınızın ve göğsünüzün eriyi göstermesi. Bu şekilde harekete başlıyorum. Dik eksende barı yukarı kaldırıyorum. Tam hareket mesafesini kullanarak en üst noktaya kadar kaldırıyorum. Sonra yavaş ve kontrollü bir şekilde aşağı iniyorum ve bunu tekrarlıyorum. Barı iterken hiçbir zaman yere yatmıyorum. Öne veya arkaya değil, dike eksende dirseklerim önü gösterecek şekilde harekete devam ediyorum. Bu şekilde ilerlerseniz omuz kaslarınızı maksimum fayda sağlayacak şekilde overhead press'i sisteminize dahil edebilirsiniz. Gelecek videolarda yer vermemi istediğiniz hareketleri yorum şeklinde videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, güçlü kalın.